44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün pazar ve hava kapalı ama evde oturamadım. Dışarı çıkmak istedim. Bugün yollara çıkmak istedim. Sizler için güzel bir video çekmek istedim. Umarım güzel de bir video olacak. Bugün sizlerle birlikte Erlisbach'ta, yani burayı bilenler için söylüyorum, dağ yollarına gideceğiz. Orada birlikte motor kullanacağız. Bakalım navigasyonla gidiyoruz. Rotamız nasıl olacak? Aslında bu hafta pek müsait olamadım ben arkadaşlar. Sizler için bol bol video çekecektim aslında. Pazartesi gününden beri özellikle Mustafa kardeşim sürekli beni aradı. Sağ olsun, birlikte motor sürelim diye. Ancak benim yaşadığım aksiliklerden dolayı bir türlü müsait olamadım. Motor garajlardı. İşten geç çıktım. Telefonumu kaybettim. Bir ton aksilik yaşandı. Görüşemedik. Ama önümüzdeki hafta bol bol gezmeyi planlıyoruz. İnşallah Allah'tan herhangi bir aksilik yaşanmaz ise. Demişken arkadaşlar, bu arada burada da kendimize küçük bir grup kurduk. Yakında siz de gruptan yaptığımız grupla birlikte videolar gelecek. Güzel videolar, grup sürüşleri olacak. Onu hissediyorum çünkü hepsi çok kafa dengi arkadaşlar, çok güzel insanlar. Onlar da benim gibi motor sürmek için can atan insanlar ve birlikte motor kullanacağız. Onun için de ayrıca heyecanlıyım. Demişken arkadaşlar, sizlere daha önceki duvarda da bahsetmiştim, bununla ilgili sorular da geliyor. Burada evet, şu an ehliyetsiz araç kullanıyorum, yani öğrenci lisansıyla kullanıyorum. Bu lisansı başvuru yapıyorsunuz, belirli şartları var tabii ki. Bu şartlar yerindeyse başvurabiliyorsunuz. Başvurduktan sonra arkadaşlar, şöyle söyleyeyim sizlere, ilk 3 ay içerisinde bir kursa katılmanız gerekiyor, ileri sürüş tekniklerine dair. Bu kursu bitirdikten sonra sizin lisansınız 1 ila 1,5 yıl arası uzuyor. Ben de bu kursu bitirdim ve şimdi sadece bu 1 yıllık süre içerisinde trafiğe, motora, yollara iyice adapte olup artık sınava gireceğiz, ehliyetimizi alacağız. Birçok arkadaşlar özellikle Instagram'dan bu plakanın yanındaki L harfinin ne anlama geldiğini soruyorlar arkadaşlar. Yani o, bu motoru kullanan kişinin öğrenci olduğunu, öğrenci lisansıyla bu motoru kullandığını, ona göre diğer sürücüleri de bilgilendirmek için ve trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için. Çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hani ben veya bir başkası acemi olmayabilir ama bu motoru ilk defa kullananlar vardır ve o insan acemidir. Yani diğer araçlara, bu aracı kullanan insan acemidir. Dikkatli olun şeklinde yine bir bilgilendirmek için. Tabi bu L plakayı takınca öğrenci olsanız da istediğiniz şeyleri yapamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü özellikle şöyle söyleyeyim, arkanıza ikinci bir kişiyi artçı alamıyorsunuz. Çünkü L plaka olduğu için ancak A ehliyet sahibi bir insanı oturtabilirsiniz arkanıza. Ve yurt dışına çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle ben Almanya'ya gidip gazlamayı çok istiyordum. Almanya'da çünkü sınırsız otoban var, istediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Bu da benim yapabileceğim İsviçre'de en büyük hız 120 km, ki bu da insanı tabi motoru test etme açısından, özellikle gazlama top speed açısından tatmin etmiyor. Bakalım artık, yani geç bir sene içerisinde ehliyetimizin gelmiş olmasını umuyorum. O zaman Almanya'ya gidip Dovasya'ya gazlama yapacağız.
farkındaysanız şu birkaç dakikadır motoru yatırmıyorum çünkü lastikler soğuk. Güvenemiyorum lastiklere şu an. Lan ben de gerçek insan zannettim. Allah cezanızı versin ya. Adama bak diyecektim, az daha Türk gibi pala bıyıkları var diyecektim. Hadi bak ya, 25'lik motorla ön kaldırıyor. Umarım lastikler ısınmıştır. Soğuk.
yordunuz lan. Nasıl bir tuman çıkarıyorsunuz egzoz buradan siz öyle ya? Ne yakıyorsunuz arkadaş? Hayır, benzin değil mi sizin ki? Dizem mi anasını satayım? Eşşeyze. Hangi nevselen memleketlerim? Direksiyon tutamıyorum anasını satayım. Bir gidin lan. Adamsınız lan. Adam yatırıyor motoru.